Bir zamanlar Amerika'da hem çok sevdiğim hem de onun için zaman zaman çok üzüldüğüm bir oyuncu. The Human Highlight Film. Dominic Wilkins. Hiçbir zaman hak ettiği övgüyü, saygıyı göremedi ama o unutulmazlar arasında yerini aldı. Bir zamanlar Amerika'da Hall of Fame seçilmiş ama bence belki de NBA tarihinde hak ettiği saygıyı, gerekli saygıyı göremeyen başka bir oyuncu var mı bilmiyorum. Tabii hep bir showman, çok fazla atlet, inanılmaz hava harekatları, hep bu tariflerle anıldı. Tabii lisede, hatta ortaokulda 1.73-74 boyundayken ilk smacını yaparsan, daha liseyi bitirmeden yeni Dr. J, Veliaht gibi damgalar yersen, insanları bazı konularda ikna etmek zorlaşır. Herkes onu bir showman, bir smaç makinesi olarak görüyordu. Ama Dominic Wilkins, The Human Highlight Film, çok izlediğim bir oyuncu. Kendisi bu imajı yıkmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama işte biraz şans lazım, biraz oynadığın takımın kalitesi önemli. Neyse, bugün bir zamanlar Amerika'da Dominic Wilkins'ın hem destanı hem de kaderi anlatacağım. 22 Mayıs 1988 tarihiyle başlayalım. Doğu yakası yarı finalleri. Atlanta Hawks, Boston Celtics. Atlanta Hawks 3-2 önde. Dominic Wilkins'ın bu görüşleri yıkması için muhteşem bir fırsat. 6. maçı evinde 102-100 kaybediyor Atlanta ve Dominic Wilkins elinden geleni yapıyor. 35 sayı, 10 reboundla double-double yapıyor. 7. maçta Boston'da. Maçtan önce takım arkadaşı Doc Rivers diyor ki, yani o kadar bu maçı vermeyeceğine inanmıştı ki, ben onu hiç böyle görmedim. Ne yapıp ne edip Atlanta'ya bu galibiyeti, bu turu getirecekti. Şimdi Atlanta'da Tree Rollins var, Kevin Willis var, Doc Rivers var. Fena değil, iyi oyuncular. Ama öbür tarafta Larry Bird, onun yanında Kevin McHale, onun yanında Robert Parrish, onun yanında Dennis Johnson. 4 tane Hall of Fame oyuncusu var. Ama Dominic Wilkins 23'te 19 ile oynuyor 7. maçı. 23'te 19. 47 sayı atıyor. Ve olağanüstü oynuyor. Hakikaten ben bu maçı verdirmeyeceğim diye bas bas bağırıyor. Ama benzer bir kararı almış. Öbür tarafta bir oyuncu daha var, Larry Bird. Ve onun yanında da 3 tane Hall of Fame takım arkadaşı var. Larry Bird 20'si son çeyrek olmak üzere 34 sayı atıyor. 118-116 Boston maçı kazanıyor. Ve yaka finaline çıkıyor. Bu bence Dominic Wilkins'ın şanssızlığını da anlatan bir maçtı. Çünkü o son çeyrekte bir ara Vahşi Batı'da düello gibi ikisi. Bir Bird atıyor, hemen cevap geliyor Dominic Wilkins'dan. Ama sonuçta bu bir takım oyunu ve takımın da kalitesi çok çok önemli. Dominic Wilkins'ın bir başka şanssızlığı da basketbolun altın çağında denk gelmesi. Her iddialı takımda birden fazla süper yıldız vardı. 12 yıl boyunca Atlanta Hawks o ikinci süper yıldızı Dominic Wilkins'ın yanına bir türlü yerleştiremedi. Nasıl Kareem Abdul-Jabbar'ı yapmıştık, ona Magic geldi, Worthy geldi. Dr. J'yi yapmıştık, ona Andrew Tony geldi, Moses Malone geldi. Yani bir türlü, zaten Boston Celtics'te Larry Bird, hepsini saydım. Bir türlü o ikinci, üçüncü yıldızı yanına koyamadı Dominic Wilkins'ın.
Atlanta Hawks. 1984-85 sezonunu 27.4 sayı ortalamasıyla oynadı. Müthiş oynadı ama All-Star seçilemedi. Bir sezon sonra 30.3 sayı ortalamasıyla sayı kralı oldu ve ilk kez All-Star oldu. Halbuki lige girdiğinden beri o seviyede basketbol oynuyordu. 9 kez All-Star oldu NBA kariyeri boyunca. Bir kez NBA'in en iyi beşine, 4 kez ikinci beşine, 2 kez de en iyi üçüncü beşine seçildi. Ama NBA'in en iyi 50 oyuncu listesinde yer almadı. Belki 2 kez All-Star'da smaç şampiyonu olması, 1988'de Michael Jordan'la o smaç finali unutulmaz bir finaldi. Bunlar işte belki onun bir basketbolcu, bir süper yıldızdan ziyade bir showman olarak görülmesine, değerlendirilmesine etki oldular. Bilmiyorum ama ABD basketbol tarihinin sadece NBA açısından değil, liseden başlayarak en önemli isimlerinden biriydi. Belki Georgia Üniversitesi'nde 3 sezon boyunca bir playoff maçına bile kalamaması da bunu etkiledi. Ama onun yüzünden Hugh Durham'ın oraya getirebildiği diğer oyuncular Dominic Wilkins erken profesyonel kararı aldıktan bir sene sonra Final Four oynadılar. Yani Dominic Wilkins oradayken bir playoff maçı bile oynayamıyorlar. Bir sene sonra, o gittikten sonra Final Four yapıyorlar. Belki bunun da etkisi oldu. Yani bilemiyorum. Lisedeyken 250 üniversiteden burs teklifi aldı. Yani bu kadar burs teklifi alan oyuncu sayısı çok azdır Amerika'da. Ama 250 teklif almış bir oyuncudan da hiç playoff yapamamanın biraz daha fazlası bekleniyordu. O da ayrı bir şey. Birçok kişi North Carolina eyaletinde lise kariyerini bitirdi. Herkes North Carolina taraftarının lanetini aldığını düşünüyor. Çünkü onlar North Carolina'da liseyi bitirdiği için bizim okula gelir diye düşünüyorlardı. Ama Georgia Üniversitesi'ne gideceğini açıkladıktan sonra North Carolina taraftarı annesi Gertrude Baker'ın evini taşladı. Arabasına boya döktü. Yani şimdi böyle bir davranış o ahın tutmasına engellenmez mi? Bence engellemesi lazım. Babası Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde olduğu için, görevli olduğu için Paris'te doğdu ve 15 yaşına geldiğinde 3 farklı ülkede, 10 farklı şehirde yaşamış biriydi Dominic. Ondan sadece birkaç yıl North Carolina'da bulunması onun North Carolina'lı olmasını sağlayacak yeterlilikte değildi. Zaten Georgia Üniversitesi koçu Hugh Durham da bunu çok iyi işledi. Çok iyi bir açı yakaladı. Sen dedi, basketbolda hiçbir geçmişi, hiçbir başarısı olmayan Georgia'ya gelirsen burada yeni bir sayfa açacaksın ve çıtayı sen belirleyeceksin dedi. Bu da Dominic Wilkins'ın çok hoşuna gitmişti ve bu nedenle Georgia'ya gitti. Diğer okullardan hiçbiri ona böyle yaklaşmadı. Zaten bazılarında geçmişinden dolayı böyle yaklaşması mümkün değildi. Dediğim gibi 3. sene sonunda erken profesyonel olma kararı aldı. Almasa Vern Fleming'le birlikte, o gittikten sonra takımın yıldızı oydu. Onunla birlikte belki Final Four yapacak. Final Four'da belki bir üniversite şampiyonluğu yaşayacaktı. Çünkü o kadar fark yaratan bir oyuncuydu. Şimdi nelerin, niye şansının hep tutmadığını düşünüyorum. 82 NBA draftinde Utah onu 3. sıradan seçti. Utah Jazz. Hiçbir şekilde Utah'da oynamayacağını söyleyerek onların elini bir takas yapmaya zorladı. Ama bu da çok geçerli bir neden olmamalı. Çünkü Salt Lake City'de oynamak istemeyen ilk siyahi süper yıldız veya süper yıldız adayı da Dominic Wilkins değildi. Muhteşem ama yeterince muhteşem değil. Süper ama Superman değil. Şova gelince en iyi ama kazanmaya gelince en iyi değil. Yani Dominic Wilkins'ı
Belki böyle özetleyebiliriz. Ama esasında Dominic Wilkins'in de hakkını vermek lazım. Georgia Üniversitesi'nde beklentilerin sınırsız olduğunu anladığından itibaren hücumunu geliştirmesi gerektiğini, sadece açık sahada veya smaçlarıyla en üst seviyeye gelemeyeceğini bildiği için mesela inanılmaz bir spin hareketi vardı. Bunu Earl the Pearl Monroe'dan kopyaladı. Saatlerce bu hareketi çalıştı. Bob Butterbean Love'ın şut stili gibi bir şutu vardı. Çok çabuk elinden çıkarıyordu yükseldikten sonra. Belki saatlerce, günlerce bunu çalıştı ve bunların hepsini esasında ekledi kendi silah deposuna. Ama devamlı işte maç kazanamıyor. Müthiş bir showman ama çok elit bir oyuncu değil damgası yedi. Hedefi her zaman komple bir oyuncu olmaktı. Bunun için dediğim gibi çok çalıştı. Mesela çok enteresandır. 86'ydı galiba. 1986 playofflarında Detroit Pistons'a karşı bir maçta 50 sayı atıyor. Ve maçtan sonra söylediği ilk şey ne biliyor musunuz? 50 sayı attım ama bir tanesi maç yapmadım. Yani onun kafasında da bu bayağı bir yer edinmişti, bir problem yaratmıştı. 91-92 sezonunda aşil tendonu koptu. Aşil tendonu koptuktan sonra bu kadar atletik bir oyuncunun yakın bir seviyeye gelmesi bile çok kolay değil. 32 yaşındaydı. Aşil tendonundan geri döndü. 29.9 sayı ortalamasıyla NBA sayı krallığında Michael Jordan'ın arkasından ikinci yeri aldı. Yani hiç kimse Dominic Wilkins için basketbola saygı duymadı, basketbol için yeterince çalışmadı diyemez. Şu bile bence olağanüstü bir geri dönüş. Ama Atlanta'da esasında bu söylenenlere katılıyordu. 34 yaşında kontratın bitimine bir yıl kalmış diye onu Clippers'e takas ettiler. Karşılığında da 27 yaşındaki Danny Manning'i aldılar. Clippers'da 29.1 sayı ortalamasıyla oynadı. O kadar mutsuz olmasına rağmen, o kadar moralinin kötü olmasına rağmen. Ondan sonra Boston'a gitti. Bir yıllık kontrat imzalamıştı. Yaşı da yavaş yavaş ilerliyordu. Boston'da çaylak sezonundan bu yana en düşük sayı ortalamasını elde etti. 17.8 sayı. Artık hakikaten NBA'de bir takım şeylerden sıkılmıştı diyebiliriz. Ve çok enteresandır, çok istediği o şampiyonluğu Amerika'da, NBA'de değil, bir sene sonra Avrupa'ya gelerek, Euroleague'e gelerek Panathinaikos formasıyla buldu. Final Four'un MVP'si seçildi. Belki de daha önce Amerika'da görmediği bir saygıyı burada görmüş oldu. Ama aklı fikri NBA'deydi. Bir sene sonra tekrar San Antonio Spurs, NBA'ye dönüp San Antonio Spurs'la anlaştı. O da David Robinson, Amiral'in hep sakat olduğu sezondu. 18 nokta sayı ortalamasıyla Spurs'un en skorer oyuncusu oldu ama yine aradığını bulamadı ve bir sene için daha tekrar Avrupa'ya, Team System Bologna'ya, 1997-98 sezonunda 38 yaşında döndü. NBA, bari dedi artık kariyerimin sonuna geliyorum. Orlando Magic kardeşi Gerald Wilkins'la anlaşmıştı. Ben Gerald'la yan yana oynayayım. Belki öyle bir şekilde tarih yazabiliriz dedi ama sadece 27 maçta forma giyebildi ve 5 sayı ortalamasıyla oynadı. Ve artık kariyerinin sonuna geldiğinin farkındaydı. 1996 yılında NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu açıklandığında o listede yok diye en çok isyan edenler belki de ona karşı en çok oynamış o dönemin en büyük iki oyuncusuydu. Larry Bird ve Magic Johnson. Yani Dominic Wilkins'in o listede nasıl olmadığına inanamamışlardı. 2006 yılında Hall of Fame seçildi. O acıyı ve hayal kırıklığını biraz belki azalttı. En iyi 50 oyuncudan biriyim, bunu herkes biliyor zaten ama bana sorarsanız ben en iyi 25 oyuncudan biriyim dedi.
Hall of Fame olması onun belki de basketbol kariyerinde en büyük ödülü oldu. İnanılmaz bir atletizm, süper hava harekatları, oyuncunun aleyhine nasıl oluşabilir? Dominic Wilkins bunun en güzel örneklerinden bir tanesi ama size de anlatmaya çalıştığım gibi şans önemli, bulunduğun takım kadro kalitesi, genişliği çok önemli. Bunların hepsi maalesef Dominic Wilkins için tam olarak bir araya gelemedi. Tabii NBA'in altın çağını da küçük görmemek lazım. Michael Jordan'dan dolayı Clyde the Glide Drexler da benzer bir sıkıntı yaşadı ama Portland'ın en azından finale kalmasıyla o bu şeyi biraz azaltmıştı ama Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Isaiah Thomas o altın çağın en önemli isimlerinden hepsi en az iki tane şampiyonluk yaşadı. Hatta Hakeem Olajuwon'u bile ekleyebiliriz. O Dominic Wilkins bir NBA finali bile göremedi. O kadar özel bir oyuncuydu ki zaten lakabı da çok sevilen bir lakaptı ama ona zarar veren bir lakaptı. Human Highlight Film. Yani yine şov tarafını oyununun ön plana çıkaran bir lakap. Tre Rollins uzun yıllar onun takım arkadaşıydı. Dominic Wilkins'ın bir sıkıntısını özellikle de taraftarın gözünde şöyle özetledi. O kadar çabuk ki, o kadar çevik ki, o kadar çabuk hava harekatına geçiyor ki, yükseklerde uçuyor ki, her şey sanki defalarca yaptığı için ona böyle çok kolaymış gibi geliyor izleyene ve sanki o buraya gelebilmek için, o seviyelere çıkabilmek için yani çok fazla bir gayret sarf etmedi. Halbuki Dominic Wilkins'ın ne kadar büyük bir basketbolcu olmak için, en elit basketbolcu olmak için çaba sarf ettiğini, kimleri örnek aldığını sizlere anlatmaya çalıştım burada. Yeni jenerasyonlar onu pek bilmiyorlar. Yani o dönemlerin en iyi 20-30 oyuncusunu say dediğinde bile aralarında Dominic Wilkins olmuyor. Belki Georgia değil de başka bir üniversiteye, North Carolina'ya gitseydi bambaşka bir kariyeri olacaktı. Ama size çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Diğer lakabı Nick'ti. Unique'den geliyor. Nick, Dominic. Hakikaten çok özel bir oyuncuydu. Ve fırsatınız olursa mutlaka eski maçlarını bulmaya çalışın ve izleyin. Dominic Wilkins sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Haftaya bir zamanlar Amerika'da çok düşündüm. Rahmetli Moses Malone, The Mule, 444. Hoşça kalın.